olarak yani bir savaşla mı çıkabilir onlar oradan, yoksa bir talimatla mı? Şimdi HTŞ çıkarlarını gözetir, travmatizm yapar ama talimat almaz. Yani bunu ya da unutmayalım. Onu oradan çıkmasını talep edebilecek bir güç var mı? Onun oradan onu zorlayacak aslında tek güç Türkiye. Türkiye sınır kapılarını kapattığı zaman, İdlib'de vaziyet aldığı zaman bu hareketin çok uzun sürme şansı yok. Türkiye'nin politikalarına bağlı. Türkiye onlar için nefes bulur. Onlar için tedarik hattı. Peki, Türkiye bunu yapar mı? Bu hatlar kapandı. Yapmaz. Erdoğan burada oyun oynamaya devam edecek. Kendi koşullarını Şam'a dayatmak için bunu kullanacaktır. Ama diyeceksiniz ki Erdoğan diyelim ki anlaştı Esad'la. Tamam, biz bir program dahilinde Türk ordusunun geleceğini anlaştık. Şöyle olacak, böyle olacak. Artık ilişkiler normalleşiyor. Böyle dedikleri zaman peki ne olacak? Yani burada 100 binin üzerinde bir milis gücü var ve bunlar Suriye ile savaşmak istiyorlar. Siz de diyorsunuz ki ben fişi çekiyorum arkadaş. Şimdi bunları Suriye'de, Şam'da iktidara taşımak, tam net olarak söyleyeyim, El-Kaide'yi Şam'a taşımak anlamına geliyor. Şimdi bu çok komplike bir durum. Bunu Suriye bunu kabul edemez. Bu Suriye için intihar olur. Bölge ülkeleri de bunu kabul etmez. Yani her ne kadar mesela Ürdün geçmişte işte silahlı grupların Güney Cephesini besledi. Amerika bunu dayattığı için yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hepsi buna dahil. Şimdi bu hareket Suriye'de iktidara geldiği zaman bunun domino etkisi hepsini korkutuyor. Evet. Irak yeniden elden çıkacaktır. IŞİD yeniden Irak'ı ele geçirecektir. Ve HTŞ ideolojisinin çok güçlü kökleri Ürdün'de var. Zaten El-Kaide'nin beyin takımı hep Ürdün'den çıktı. Ve Ürdün burada mesela çok tedirgin. Şimdi bunlar Şam'la da ilişkileri normalleştirdiler. Amerikalılara mesaj gönderiyorlar. Arap kaynaklara göre. Bu mesaj şunu içeriyor. Bu çok tehlikeli. Suriye'yi Somali'ye çevirebilir. Afganistan'a çevirebilir. Sakın ha. Peki, bu yola girmeyin. Esad'ın durumu sağlam mı? Yani şu anda bir şok yaşıyorlar. Yani bunu bunu önleyememenin ve çekilmenin şokunu yaşıyorlar. Suriye çok zor durumda. Bunu söylemek lazım. Ekonomik olarak çok zor durumda. Ambargo altında yaptırımlar var. Belli ilişkiler düzeldi ama bunlar çok ciddi bir şey getirmedi. Evet. Askerler çok yorgun, çok dağılmış durumda. Yeniden üretimi yok. Yenileyemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Destek güçlerin bir tanesi Ukrayna'da savaşın içinde, diğeri işte Lübnan'da savaşın içinde, diğer tarafta İran zaten hedefte. Son derece zor bir durumda. Zor. Evet. Ama şu demek değildir. Yani işte bunlar giderler ta işte Şam'a kadar dayanırlar. Oyun bitmedi. Yani çünkü Şam'a gitmenin kimler için bir varlık yokluk savaşı olacağını biliyoruz. O yüzden çok çok sert çatışmalar. Çok sertleşecektir diye düşünüyorum. Yani pes etmek bazıları için Suriye'nin tamamen bitmesi anlamına geliyor. Evet. Yani şimdi bu işin Laskiye var, Tartus var, bu hat var. Bu hat çok önemli. Bu hatta yaşayanlar bunu kabul etmeyecekler. Bunun dışında Suriye'de çok çok önemli yönetimi destekleyen ve yönetimin ana omurgasını oluşturan Sünniler var. Şimdi bu Türkiye'de çok tekrarlanan iktidarın da sürekli tekrarladığı bir yalan var. Yani Nusayri azınlık rejimi diyorlar. Bir şeytanlaştırma var burada. Burada Suriye'de Esad'ın Alevi olması bir şey değiştirmiyor. Suriye'de rejimin ana kolonları Sünniler üzerine kurulur. Sünniler, bakanlar, ondan sonra Genelkurmay Başkanı'ndan Savunma Bakanlığı'na kadar, istihbarata kadar
Sünni omurga var burada. Yani Türkiye'de çok ciddi bir yalan söyleniyor, dönüyor. Maalesef. Ciddi bir mezhepçilik yapılıyor. Burada bundan kurtulmak lazım. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Ve şimdi yani sadece şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Aleviler bunu kabul etmez, sahil çok önemli. Evet. Peki Sünniler bunu kabul edecekler mi? Kabul Değil etmeyecekler. Mi? Değil mi? Benim Taştekin, burada kısaca bir diğer konuklara bir döneyim, tekrar geleceğiz. Şu anlattıklarınız üzerine Yalçın abi, Fehim Taştekin'in söylediklerini dinlediniz. Gerçekten çok vahim bir durum var. Bir de Türkiye bu işte bir şey bekleyen, daha doğrusu en önemli şeyleri bekleyen de Türkiye gibi. Ama bir bakıma da Türkiye kilit ülke aynı zamanda. Yani sınırı kapatsa bir şey, kapatmasa başka bir dert. Aslında bütün bunlar 8 yıla yakın bir süre önce başladı. Bak, 2017 yılının Ocak ayı müthiş önemli. 2017'nin Ocak ayında Astana'da ilk toplantı yapılıyor. Astana neresi? Kazakistan'ın evet. başkenti. İşte Türkiye, Rusya ve İran. Ocak 2017'de başlıyor Astana. Ocak 2017'de Hateşe kuruluyor. Yani bu şey... Heyetül Tahrir-i Şam, evet. yani Şam Kurtuluş Heyeti ya da örgütü neyse. Yani bir yandan masada diplomatik olarak Suriye sorunu nasıl çözülür diye girişimlerde bulunulurken, öbür tarafta sahada bu ateşe kurduruluyor. Yani, ve yine 2017 yılında Milli Suriye Ordusu kuruluyor. 2017'ye bakar mısınız sen? Yani bir yandan diplomatik girişimler yapılıyor, hem de uluslararası düzeyde, öbür taraftan da sahada Hateşe gibi bir terör örgütü kuruluyor. Ki o Suriye Milli Ordusu Türkiye'de kuruluyor. Bir de o ayrıca. Ya ama hepsi birden aynı anda yürüyor. Peki hepsi birden aynı anda neden yürüyor? İşte ve bu Astana'da kimler var? Suriyeli barışseverler var. Astana süreci denilen sürecin nihai amacı ne? Suriye'deki rejimin barış içinde oradaki sorunların çözülmesi. Ve hatta orada yeni bir anayasa hazırlanıyor. O anayasa hazırlayanlar arasında da vefat eden Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı, yani AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Yaşar Yakış. Şimdi bu Astana toplantısı 22 toplantı yapıyor. En son geçen ay, Kasım'da yapıyor galiba. 4 gün sonra... Türkiye, İran, Rusya Dışişleri Bakanları bu sefer Doha'da bu Astana süreci çerçevesinde bir araya gelecekler. Yani sahada o işler devam ediyor, süreçte burada. Dolayısıyla Esad'ı sıkıştırmanın iki yolu. Biri diplomaside Astana, öbürü Hateşe ve Milli Suriye Ordusu iç içe ve bunun arkasında Türkiye var. Bunun arkasında Türkiye'nin olduğunu biz söylemiyoruz. Bunun arkasında olduğunu Ruslar çok açık bir biçimde söylüyor. Rus basını, ki buradaki Erdoğan'ı destekleyen ya da Erdoğan'ın kontrol ettiği yandaş medya türünde bir medya var orada da. Putin'in denetlediği de bir medya var. Yani dolayısıyla Rus medyası dediğimiz zaman Putin medyasına eşittir. Putin medyası demek daha doğru. Onlar da bu son olaylarda... Hem Tayyip Erdoğan'ı suçluyorlar hem de arkasında Türkiye'nin olduğunu ileri sürüyorlar sürekli olarak. Şimdi buna karşılık bu neden böyle? Esad'a diz çöktürmek ve Esad'a...